Hakan Bey, İl Özel İdaresi'nin yeni binasının üzerine yapılan güneş panellerinden 9 ayda 213 bin lirayı aşkın para kazanıldığı kamuoyuna yansıdı. Evet. Ancak bu paranın özel idareye 9 aydır girmediği, AKEDAŞ'ın bütçesinde kaldığı iddiası var. Bu iddia da sizin. Evet. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirir misiniz? Öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ve bütün seyircilere, dinleyicilere partim, şahsım adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, ben yaklaşık 2 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yapmaktayım. Biliyorsunuz özel idarenin 5302 sayılı yasayla kurulmuş mahalli müşterek nitelikteki hizmetleri vermek amacıyla belediye sınırları dışarısında bir kurum. Ve bu kurumda bütün hizmetlerini kurduğu komisyonlar vasıtasıyla yapıyor. Bu yılda Plan ve Bütçe Komisyonu'nda partim adına ben görevliydim. Orada gelecek yılın 2021 yılı planlarını yaparken güneş enerjisi, elektrik faturaları vesaire bu konuların hepsini planlarken orada ilgimi çekti. Yani elektrik faturalarını görünce şu kadarlık bir elektrik faturasının ödeneceği bize söylenmişti. Ben dedim ki bu acaba şey değil midir? Bu fatura mahsup edilmiyor mu? Yapılan binamızda böyle bir güneş enerji paneli olduğunu söylemiştim. O aralar çok bir açıklama getirmediler ama benim de kafama takılmıştı. Daha sonra denetleme komisyonunda da yine ben partim adına görev almıştım. O denetleme komisyonunda da bu elektrik faturalarıyla ilgili hiçbir mahsuplaşmanın olmadığı gözüme çarptı. Daha sonra bunu araştırma gereği hissettim. Kurumumuzun ilgili birimleriyle görüştüm. İlgili mühendis arkadaşlarıyla görüştüm. Ve burada yaklaşık 213 bin liranın üzerinde bir rakamın üretildiği ama bu konuyla ilgili hiçbir mahsuplaşmanın olmadığı tarafıma bildirildi belgeleriyle. Tabii İl Özel İdaresi bu binayı yaparken toplam 1 milyon 642 bin liraya bu güneş enerji panellerini yapmış. 990 bin liranın üzerinde bir rakamı BAK'a destek olarak vermiş. Kalan kısmını, 650 bin liralık kısmını da İl Özel İdaremiz kendi bütçesinden bunu karşılamış. Güzel bir yatırım, iyi bir yatırım ama sonuçta devletin kasasına hiçbir şey girmiyorsa yazık. En son tabii ben şahıs olarak, parti olarak da yapılan bütün hizmetlerin arkasındayız. Partimiz hiçbir hizmetin karşısında engel değil. Bugüne kadar Sayın Genel Sekreterimiz de geçen günkü yaptığı açıklamada %99 oy birliğiyle geçtiğini gururla anlattı. Ama biz kamu yararı olmayan, adam kayırılan veya hizmet olarak vatandaşa etkisi olmayan her şeyin karşısındayız. Ve ben bunu araştırdığım zaman en son haberlerde Sayın Genel Sekreterimizin işte 213 bin liralık bir rakam kazandık gibi bir söylemini görünce ister istemez buna tepki göstermek durumunda kaldım. Evet, benim o günde açıkladığım gibi ayın meclisimizin bittiği 5 Mart Cuma günü itibariyle yapılan bir sözleşmeye tanık olmadım. Şu anda bu para hangi kasada bekliyor bilmiyorum ama biz bu elektriği panellerimizle üretmişiz ve sisteme vermişiz. Şu ana kadar bir sözleşmenin olduğu, bir mahsuplaşmanın olduğu görülmedi. Durum bundan ibaret. Ama İl Özel İdaresi harcadığı elektriğin parasını günü gününe ödedi. Evet, onu da biz araştırdık. Mahsuplaşmanın nasıl olduğu şeklinde. Mahsuplaşma, CK veya elektrik kurumu bize sattığı elektriğin parasını bizden alıyor. Bizden, bizim ürettiğimiz elektriğin parasını da bize ödüyor. Bugüne kadar bizim ödediğimiz elektrik faturaları mevcut ama onların üretilmiş elektrik karşılığı bize ödediği bir miktar yok. Ve işin kötü yanı mahsuplaşmanın ne şekilde, ne kadar yapılacağı da hala öğrenebilmiş değiliz.
muallakta. Yani 213 bin liralık elektrik üretmişiz ama bunun içerisinde baka yardımları var vesaire var. Elektrik iletim bedelleri var. Yani bu 213 bin lira üretilen rakamın 213 bini mahsup edilecek mi, edilmeyecek mi? Bunun %30'u mu edilecek? Bu konuda hala muallakta. Biz de öğrenebilmiş değiliz bu konuda şu anda. Peki buna niye göz yumuldu? Sizin görüşünüz nedir? Ben göz yumulduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu bir alacak. Ben burada ihmalkarlık olduğunu düşünüyorum. Ya da hangi bürokratik engel var onu şu anda çözebilmiş değilim. Ama biliyorsunuz kurumumuzda sık sık genel sekreterlerimizde değişme oluyor. Kurum müdürlerimiz geçen yıl değişti. Hepsi de çalışkan insanlar. İşini takip ettiklerine inanıyorum. Ama hangi bürokratik engel var bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey var. Bu elektrik üretilmiş ve bizim paramız bekliyor. Mahsuplaşılmamış. Peki bu baka yardımı konusunda herhangi bir olumsuzluk olabilir mi? Baka yardımı konusunda olumsuzluk olup olmadığını bilmiyorum. Ama baka biliyorsunuz şehir merkezlerine yardım etmiyor. Nasıl almışlar peki onu? Onun sözleşmesinde bilmiyorum şu anda. Bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Ama 990 bin liralık bir baka katkısıyla, bir hibe katkısıyla buranın yapıldığını biliyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.